Demir, benim sana bir şey söylemem lazım. Selin? Demir, söyleyeceğim şey çok kolay değil. O yüzden ben bir kafamı toparlayacağım. Demir, ben aslında... Söyleme. Efendim? Burada söyleme. Akşam evde konuşuruz. Şimdi şirkete gireceğiz. Biz bu konuyu... Yani konu her neyse... Akşam evde konuşuruz, olur mu? Olmaz. Benim şimdi söylemem lazım. Selin, lütfen dur. Demir, ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. Biliyorum. Yani bana çiçek almak için serasına gitmiştin. Daha önceden. Yıldırım Bey'in işi için konuşmuştuk. Merve'nin doktor randevusu vardı. Onun yerine ben gittim. Sen de arayıp Merve gelecek demişsin. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim, ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. O da beni Merve sandı. Ben de bozuntuya vermedim. Hem bir daha karşılaşacağımızı düşünemedim. Ama sonra... Senin Merve sanıyordu yani. Evet, ama bir süreliğine. Ben sizin bu kadar yakın olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Ben geçen gün Vedat'a Selin olduğumu söyledim. O da bugün bozuntuya vermedi. Ama ben sonra çok üzüldüm. Vedat'tan özür diledim. Senden de özür dilerim. Sadece küçük bir yalandı. Yalan bile değil. Yanlış anlaşılma. Of, niye bu kadar bozuldun Demir ya? Mekan incelemesi yaptık. İsterseniz gelelim Bora'yla. Kuzum, ne oldu? Bir sorun mu var? Yok bir şey. Şeker komasına falan mı girmeye çalışıyorsun tatlım? Yeme onları. Alara aldı. Nasıl bir illet kadınsa, bir tane bile yiyemedim. Vallahi insanı zehirler o kadın ha. Yememek lazım. Çok uzun sürdü dönmeniz. Ben gittikten sonra çok şey değişti mi? Projede. Bir şey değişti ama neden? Ne değişti anlamadım. Selin. Bu nasıl geldi buraya? Alara uğradı bugün. Çikolatasını alıp Demir Bey'i istemeye gelmiş. Ama yerinde bulamayınca odasına not bırakıp çıktı. Yayla kızı. Anlat bakalım, ne yapacağız buraya? Sen nereden biliyorsun onun yaylada büyüdüğünü? Merve anlatmıştı. Aman be Demir'im. Su akar yolunu bulur, boş ver. Bir de Selin'le öyle banyoda yakalasaydı sarmaş dolaş, üstümüzde pijamalar falan. Bir de öyle mi oldu? Siz bayağı yakınsınız o zaman Selin'le. Vallahi Vedat'ım, ben artık evime yakın olmak istiyorum. O kadar. Evde de Selin var. Neyse ya, ailenin gelişi iyi olmuş o zaman. Size yaramış. Geçen bahsediyordun, su akar yolunu bulur filan. Ne oldu o iş? Akmadı Demir. Dedim sana. Suyun yoluna baraj yapmışlar. Hem de bayağı böyle büyük bir baraj. keban gibi. O yüzden boş ver. Şu kıza iyi davran. 10 numara kız. Şu kıza iyi davran. Sen iyi davran. Seni 2 günlüğüne Paris'e kaçırıyorum. Alara. Alo, Alara. Gördün mü notumu? Evet, gördüm. Dün akşam bahsettiğin konum bu. Evet. Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde göçmen çocuklar yararına bir gece düzenleniyor. Projemi duymuşlar. Konuşma yapmamızı istiyorlar. İkimiz çıkıp projenin detaylarını anlatacağız. Yani seni önümüzdeki hafta 2 gün Paris'e kaçırıyorum. Bu çok güzel bir haber. Evet der misin lütfen? İkimizin de birkaç günlüğüne de olsa İstanbul'dan kaçmaya ihtiyacı var. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek. Tamam. Detayları konuşuruz. Evet Selin. Paris'e mi gidiyorsunuz? Alara'yla. Bir sakıncası mı var? Yok. Beni ilgilendirmez. İyi yolculuklar size. Sen neden gelmiştin? Önemli değil. Bana itiraf edeceğin başka yalanların mı vardı yoksa? Varsa söyle. Sonraya bırakma. İşle ilgili konuşacaktım. Ama mail atarım, oradan bakarsın. Mail atma. Söyle. Şimdi söyle. Bana neden oyun oynuyorsun? Neden Alara ile aranızda bir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Sen neden bu konuyla bu kadar ilgilisin? Ha? Niye sürekli sorup duruyorsun? Selin. Neden kızıyorsun bana? Önce onu bir açıklasana. Alt tarafı basit bir yanlış anlaşılma. Vedat bile bu kadar bozulmadı. Sen niye bozuluyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. olmaz. Bırakma kendini, bırakma. Selin, ne oldu? Ay. Selin, iyi misin? Değilim. Dayanamıyorum artık. Tamam, bir gel. Gel bakayım, bir otur şuraya. Ne dedi sana o? Ne yaptı da bu hale getirdi? O değil. Ben sebep oldum bu hale gelmemize. Yoksa bu noktaya gelmezdi olaylar. 40 tane yalan söyledim ya. Ne yalanı? Selin'cim, doğru dürüst anlatır mısın? Saçma sapan bir sürü şey yaptım. Onun yaptıklarına bir şey diyecek yüzüm kalmadı. Ne yaptı ki? Kızlar, hadi içeri girin ne olur. 2 dakika yalnız kalayım. Ama Selin, konuşsaydık ha? Lütfen gidin. Merve, tam yalnız kalsın biraz. İçerideyiz biz, tamam mı? Canım, ne oldu sana böyle? Ay ne kadar güzeldiniz, niye böyle pat diye celallendiniz? Azmiye, ben bir çuval inciri berbat ettim sandım. Ama aslında işte, yani başından beri... Of ya, ben ne kadar aptalım ya. Hala kendimi suçluyorum. Ben yalan söyledim diye böyle davranıyor sanıyordum. Halbuki yalan söyleyen kendisi. Kim yalan söylüyor? Demir Bey mi? Aa, hiç sanmam. Yani hangi konuda sana niye yalan söylesin ki? Alara ile ilişkisi var. Resmen ikisinin arasında bir şey var. Ama sadece müşterisi gibi davranıyordu. Karşısındaki kırılır mı, üzülür mü? Ah, sen kırılmışsın. Hay Allah. O kadar kötü mü durum şimdi? Azmiye, ben her şeyi mahvettim ya. 1000 tane yalan söyledim. Şimdi ben hangi yüzle yalan söylediği için ona kızabilirim ki? Ay Selin, bir sakinleş. Beni bir dinle. Bak güzelim. Demir Bey'i kaçırma planlarını sen başlatmadın mı? Operation çıta falan filan. Tamam. Ama kaç haftadır bitsin diyorsun, bırakalım diyorsun. Seni dinlemiyorlar bile. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Ah bir bilseler. Neyi bilseler? Sen Demir Bey'in gitmesini istemiyorsun. Aman. Giderse gitsin ya. Ben Paris'e gitmelerinde değilim ki. Aa, ne Paris'i? İşte Alara ile Paris'e gidiyor. Bir de aramızda bir şey yok diyor. Ay sen o yüzden kızdın. Alara ile gidecekler diye. Ama o iş içindir. Ay yok, aralarında bir elektrik olsa ben hissederdim. Bak ben böyle şeyleri anlarım, şak diye anlarım. Aman ya, varsa vardır. Bana ne? Ay Selin, sen kafan karışınca hiç sen olmuyorsun. Ay bir kendine gel, toparlan. Bak ben aşağı iniyorum, kahve yapacağım. Sen de kendine geleceksin, tamam mı? Bak çok belli ediyorsun. Tatlım, çok belli ediyorsun. Nefes. Hadi, hadi. Neyi belli ediyorum ya? Of, hayret bir şey. Yumuşadı tabii Demir Bey'e karşı. Gardını düşürdü. Hayır, bu adam Selin'i ağlatacak kadar ne söylemiş olabilir ki ya? Vallahi onu bilmiyorum. Ama ben Selin'i daha önce hiç böyle görmedim. Selin nerede şu an? Ha, niye yanına gitmiyoruz? İstemiyor. Geldim arkadaşlar. Selin... Ne oldu, iyi misin? Değilim. Ama Demir Bey yüzünden değil. Bizim yüzümüzden. Selin, öğrendim yoksa her şeyi? Hayır, bir şey öğrenmedim. Ama öğrenecek. Ben anlatacağım her şeyi. Dayanamıyorum artık. Selin, bunu yapamazsın. Hepimizi yakarsın. Ama ben yapamıyorum. Bir ettim. Ya benim sinirlerim kaldırmıyor artık. Tamam biliyorum. O Ferencichi Tayi'yi ben başlattım. Ama ben bitiriyorum artık lütfen. Gizli toplantılar, yalanlar, planlar olmasın. Selin, senin sinirin bozulmuş. Ama ne olduğunu en azından söylersen bize belki... Yalanların bedeli çok ağır Burak. Tamam. Demir Bey'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama yalan da söylemeyeceğim artık. Benim daha fazla yalan kaldıracak gücüm kalmadı. Burak, canavar müşteriyi ara, iptal et. Lütfen. Haklısın. Selin haklı abi. Zaten başından beri biz ayrılmayalım diye yaptı ne yaptıysa. Bütün operasyon, çitalar, planlar, programlar bizim içindi. Ama artık böyle bir şeye gerek yok. Nasıl yani? Siz birlikte misiniz? Yasağa rağmen. Evet, yasağa rağmen. Ve siz söylemezseniz Demir Bey bilmez. Yani daha fazla risk almaya gerek yok. Selin, eğer kendini bu kadar kötü hissedeceksen bitirelim, tamam. Vay be. O zaman patron kalıcı, biz de gideceğiz. Niye gidici olalım canım? Yani doğru düzgün çalışan insanları niye göndersin? Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Azmi Hanım, teşekkürler Yıldırım Bey ziyaretiniz için. Rica ederim. Bir dakika konuşabilir miyiz? Önemli bir şey mi Burak Bey? Evet önemli. Tarım alanıyla ilgili mi? Hayır değil. Şu an Alara Hanım'ın işlerinden daha önemli bir gündem maddemiz yok. Bugün gereken bütün hazırlıklar tamamlandı. Yarın işler başlıyor. İşle ilgili bir sıkıntınız varsa mail atın. Ben bakıp size dönerim. Selin Hanım, çıkıyoruz. Seni 2 günlüğüne Paris'e kaçırıyorum. Alara. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek. Demir ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.